Şimdi ise dikdörtgen ve oval aracını daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi bazı araçlar araç çubuğu içerisinde yeterli alana sahip olmadığından dolayı gruplanmış olabilir. Bu gruplar araçları görmek için ilgili araç grubunun altındaki üçgenin üzerine tıklayarak açılan menüden araçlarımızı görebiliyoruz. Öncelikle dikdörtgen aracını göreceğiz. İki farklı türde kullanabileceğimiz dikdörtgen aracı var. Bunlardan bir tanesi rectangle tool Diğeri ise Rectangle Primitive Tool. Öncelikle Rectangle Tool'u görelim. Rectangle Tool'u rectangle tool seçiyorum. Herhangi bir aracı seçmiş olduğum zaman Properties panelim ilgili araçla ilgili özellikleri göstermekte bana. Fill ve Field and Stroke kısmından seçmiş olduğumuz aracın dolgu rengini ve çerçeve rengini belirleyebiliyoruz. Şu anda dolgu rengini kırmızı olarak belirliyorum ve çerçeve rengini siyah olarak belirleyebiliyorum. Çerçeve kalınlığını belirleyebilmek için bunun altındaki stroke özelliğini kullanabiliriz. Buradaki slider'ı sağa sola kaydırarak çizgi kalınlığını belirleyebiliyorum. Ya da yan taraftaki alana nümerik bir değer yazabilirim. Şu anda 1 kullanmak istiyorum. Çerçevemizin stilini belirlemek için style kısmındaki açılır menüden ilgili stili seçebiliriz. Bu örneğim için solid kısmını seçiyorum. Burada dash, dot, ya da Hatch gibi birden farklı seçenekler var. Ee, kendi stilinizi kendiniz de yaratabilirsiniz. Bunun için bu yan taraftaki kaleme tıklayarak açılan menüden stilinizi yaratma şansına da sahipsiniz. Şimdilik bu pencereyi cancel diyerek kapatıyorum. Rectangle Options'tan çizeceğim dikdörtgenin köşelerinin yuvarlatılmış olup olmayacağını da belirleyebiliyorum. Şu anda dört köşenin de sıfır değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu dört köşenin de yuvarlatılmadığı anlamına geliyor. Ancak daire e, dikdörtgenin köşelerini yuvarlatmak isterseniz alt taraftaki slider'ı kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin şu anda her bir köşenin 17 piksellik bir yarı çapla yuvarlatabileceğini görebiliyorum. Şu anda dört köşemiz de 17 pikselle yuvarlatılıyor. Köşeleri birbirinden bağımsız olarak yuvarlanmak istediğimizde Alt taraftaki zincir ikonun üzerine tıklayarak köşelerin birbirinden bağımsız olarak yuvarlatılmasını sağlayabiliriz. Örneğin şu andaki örneğimde sol alt köşenin yuvarlatılmasını istemiyorum ve sağ üst köşenin de yuvarlatılmasını istemiyorum. Bu şekilde bir dikdörtgen çizmek istiyorum. Sahne üzerine gelip çizimimi yapıyorum. Çizimden çıkmak için, seçimi bırakmak için Selection Tool alıp sahne üzerindeki boş bir yere tıklıyorum ve çizimimi görüyorum. Diğer göreceğimiz araç ise Rectangle Primitive Tool. Şimdi bu şekilde bir çizim yapmış olduğumuz zaman yani Rectangle Tool'u kullanarak bir çizim yapmış olduğumuz zaman örneğin bu köşe yuvarlaklıkların derecesini değiştirmek istediğim zaman değerini değiştirmek istediğim zaman bu işlemi Selection Tool'la yapmaya çalışırım. Ve Bunları nümerik olarak değiştirmek istersem bu işlemi bu araçla yapmam pek kolay olmayacaktır. Eğer köşe değerlerinin değiştirilmesi ya da atamış olduğunuz özellikleri sonradan değiştirmek isterseniz bu tür bir dikdörtgen çiziminde kullanmanız gereken araç Rectangle Primitive Tool olmalıdır. Şimdi Rectangle Primitive Tool'u seçiyorum ve dolgu rengi olarak farklı bir renk belirliyorum. Sahne üzerine bir dikdörtgenimi çiziyorum dikdörtgeni çizdikten sonra ilgili dikdörtgenim şu anda seçili. Ancak seçimden çıkalım. Boş bir alana tıklıyorum Selection Tool'la. Bakın Property Inspector şu anda döküman özelliklerini gösteriyor. Hangi cismi seçersem o cisimle ilgili bana diğer özellikleri gösterecek. Sağ taraftaki mavi dikdörtgenimi seçiyorum. Bunun Rectangle Primitive aracıyla çizildiğini görebiliyoruz. Şimdi köşe özelliklerini değiştirelim ya da içe doğru yuvarlayabiliriz. Aynı işlemi sol taraftaki dikdörtgen için yapmış olduğumuz zaman dikdörtgenin alt tarafında köşe bu property panelin alt tarafında bulunan ve dikdörtgenin köşe özelliklerini belirleyen alanın olmadığını göreceksiniz. Primitif tool'larla yapmış olduğunuz çizimlerde çizimlerin daha sonra özelliklerini değiştirmek daha kolay olmaktadır. Şimdi ise oval aracını görelim. Öncelikle düz oval aracını görüyorum. Oval aracını görürken oval aracımı seçtim. Bir renk belirliyorum kendime. Renk olarak bu sefer açık mavi bir renk belirledim. Fill and Stroke kısmından gerekli ayarları daha önce görmüş olduğumuz gibi yapabilirsiniz. Oval Options'tan ise daha önce de belirttiğim gibi hangi aracı seçiyorsan Properties panelinde o araçla ilgili özellikleri görebiliyoruz. Oval Options'ta da yapmış iyi çizeceğim oval ile ilgili tüm özellikleri görebiliyorum. Start angle başlangıç açısı, end angle bitiş açısı ve iç çap radius dediğimiz alanı da görebiliriz. Buradan bunu da değiştirebiliriz. Şimdi öncelikle bu ayarlar sıfırken bir çizim yapacağım. Çizim yaparken tıkladığım alandan başlayarak bir çizim yapıyorum. Flash otomatik olarak yapıyor. Eğer shift tuşuna basarsam tam bir daire çizilmesini sağlayabilirim. Çizim yaparken eğer merkezden itibaren bir çizimin başlamasını istiyorsam, bu sefer çizime başlamadan önce, çizime yani sürükle bırak işlemine başlamadan önce klavyemden alt tuşuna basılı tutuyorum. Bakın bu sefer tıkladığım yeri merkez seçerek çizim işlemini yapıyor. Beraberinde eğer tam bir daire çizmek istiyorsam gene shift tuşuna basabilirim. Burada göstermiş olduğum bu iki özellik dikdörtgen aracı ve diğer araçlar için de geçerli. Şimdi seçimle ilgili değişiklikler yapalım. O zaman seçimden çıkmam lazım. Seçimden çıkmak için Selection Tool alıp sahnenin üzerindeki boş bir yere tıklıyorum. Ya da klavyemden ESC tuşuna basabilirim. Oval aracımı tekrar alıyorum. Bu sefer Start Angle belirleyeceğim. Bir başlangıç açısı belirliyorum. 90 ve bir bitiş açısı belirliyorum. E, buna da 230 diyelim ve bir iç çap belirleyelim. Buna da 20 diyelim. Ve çizimimi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çizimimi gerçekleştirdim. Ve belirlemiş olduğum özelliklerle yani başlangıç açısı 90 ve bitiş açısı 230 ve iç çapı 20 olan şu alanın yarı çapının 20 olan şeklinde bir çizim yapmış oldum. Benzer çizimi sonradan değiştirmek istiyorsak ve bu şekilde çizmek istiyorsak çizimimizi oval primitif tool yapmamız tavsiye ediliyor. Farklı bir renk seçiyorum. Bu sefer daha koyu bir kırmızı seçtim. Ve cismimi kullanarak sahne üzerine bir alan oluşturdum. Ve dikkat edin Oval Primitive Tool kullandığım için cisim seçili olduktan sonra bu cismin üzerindeki başlangıç açısı ya da bitiş açısı gibi değerleri belirleyebiliyorum. Ve inner radius değerini de belirleyebiliyorum. Bu değerleri numerik olarak değil fare yardımıyla da cisim üzerinden değiştirebiliriz. Bunu yapabilmek için selection tool alıyorum ve ilgili noktalının üzerine gidip sürükle bırak işlemini yaparak başlangıç açısının ya da iç yarıçapın ya da bitiş açısının belirlenmesini sağlayabiliyorum.